Metin abi ne yapıyorsun şimdi yeni? Yeni ne yapıyorum? Bak yine kızacaksın ama müziğin klasiğine takıldım bu sefer. Klasik müziği insanlara ille de anlatacağım diye tutturdum. Ya da niye kulağımız tıkalı? Bir de bu genç kardeşlerime özellikle. Orada da başka bir derdim var. Yani bizi de dinletmediler. Bize de zulüm dediler. Ama bu zulüm değil aslında. Opera sanatçılarıyla çok ilginç bir gösteri hazırlıyorum. Evet. 2 tane çok başarılı karı koca opera sanatçısı. Mezzo soprano Merih Akalın, tenor İsmet Akalın İstanbul Devlet Operası'nda. Mükemmel. İkisiyle. Mükemmel. Sen anlatıcı mısın? Ben anlatıcıyım. Çok güzel. Ama bunu birazcık daha büyütüp... Hazırlanıyor mu görüşürüz? Evet, şu anda hazır. 22'sinde çıkıyoruz. Başlıyoruz. Nisan, Mayıs. Yok pardon, Nisan 22 Nisan. Ya. Nisan 22. Klasik komik. Evet, klasik komik. Başlıyor. Çok güzel. İşte şu. Evet, burada gördüğün. Bununla başlıyorum. Nedenim de şu. Ben yine Z'ye de bir şey anlatacağım diyorum. İşte bu dev şeyler. Bu yaşlılık belirtisi. Yaşlılığını kabul etmek istemiyor. Halbuki uçacak. Ben anlatacağım. Birleştiricilik. Ay niye bir şey anlatmıyorum? Ama o kadar güzel. Abi Google var. Sana ihtiyaç mı var ya? Müzikle anlatırsan o zaman bilmedikleri öyküler var. Yani mesela işte şeyin nasıl yasaklandığı, Mehter Marşı'nın yasaklanışı, Wolfgang Amadeus Mozart'ın 100 yıl sonra nasıl etkilenip de baştan yazdığı da var. Bizim İngilizlere Milli Marş diye yutturduğumuz İstanbul türküsü de var. Böyle değişik öyküler var. Çok ilginç, bilinmeyen öyküler. Öyküler var. Bir de birazcık bu klasik müzik niye jingle'larda sınırlı kaldı? Onun biraz geriye götürüyor. Ama senin bütün gösterilerin informatif aslında. Ben öyle çok didaktik olma peşinde değilim ama istemeden olabiliyor galiba. Bu da işte o anlatıcılık merakından gelen bir şey. Ondan oluyor. Orada bir şey var. Genç kuşağın, Z'nin enformasyon talep etmesi onları entelektüel bir kuşak olarak tanımlamamıza neden oluyor. Şimdi de biraz hani hakları teslim edelim. Enformasyon talep ediyor. Google'lama alışkanlığı var. Öğrenme, merak etme alışkanlığı var. Zaten oyunda da bakıyorlar. Tanıştığım insanlar, müzik yapan insanlar, oyun yazan insanlar, oyuncular falan. Z kuşağı dediğimiz zaman ben 98'den başlatıyorum. Evet. 98'den başlattığın zaman 20 küsürler şimdi. Tabii. Yani bu yaştaki müthiş yetenekler, çocuklar bilmem ne. Şimdi ama enformasyon talebi var. Onların enformasyon talebinin yanında gençlerin bir de senin hepimizin bir izah etseydim çocuğa diye bir şeyin de var mı? Yok. O kadar değil ama ben eğlenerek anlatmanın peşindeyim. Mesela şeyde de oluyor. Oyuna gençler geliyorlar. Benim tek kişilik bir oyunum var. Profesör Özlem Kumrular'ın yazdığı. Tarih anlatıyorum. Ama tarihi öyle didaktik anlatmıyorum. Neydi onun adı? Bunu mu demek istedim? Evet. Google'dakinin şeyi. Orada da işte tarihi aslında yeme içme kültürü, sevişme ve tuvaletin oluşturduğunu anlatıyoruz. Müthiş zaten bu en bilgisiz olduğumuz 3 konu. 3 konu. Ya ben tuvalet anlatıyorum Türkiye'de. 45 dakika klozet ve tuvalet kültürü anlatabiliyorum. Öykü oraya gidiyor. Hayır ama bu çok ciddi bir soru. Evet, gerçekten öyle. Bu ciddi bir soru. Nereye sıçacaklar diye adam sormuştu ya. Evet. O günler hatırlıyor musun? Eliyle böyle gösterip. Esnaf tuvaletini yıkmışlardı. Geçenlerde sanıyorum Gerger'de tuvalete zam yaptılar. 5 lira oldu tuvalet. Bütün Adıyaman ayaklandı ve o zammı geri aldılar. Bugüne kadar başka hiçbir zam geri alınmadı. O zammı geri aldırdılar. Yani ne kadar önemli olduğunu anla diye söylüyorum. Bunun gibi böyle öyküler anlatırken oyunu izleyen genç kardeşlerim bir yandan da bakıyorum çaktırmadan Google'dan olan bu herif bize sallıyor mu, doğru mu söylüyor diye kontrol etmeye çalışıyorlar bulabildikleri bilgiler olursa. Ama ben tabii bir tarihçiyle hazırladığım ama bu için. Yani biz de seninle beraber işte bu organizasyonlarda kimi böyle moderatörlüklerden dolayı falan bildiğimiz bir şey var. Ben de bu tuvalet kağıdı üreticileri ve kağıt havlu üreticileri bilmem ne falan bu malzemeleri yapanlarla çalıştığımda kaç sene önce istatistikleri aldım. Aklım durdu. Ne mi kullanıyorsun? Yani tuvalet kağıdı alışkanlığı falan ve aynı ailenin içerisinde aynı evin aynı banyosunu kullanan fertler birbirlerinden farklı alışkanlıklar geliştirmiş olabiliyorlar. Mesela baba Fransız gibi yaşıyor, anne Cezayirli, çocuğun biri Türk, biri şey falan gibi. Tamamen farklı tuvalet alışkanlıklarıyla yaşayabiliyorlar. Hiç şaşırtıcı değil, 1850'den sonra. Çünkü kim tuvalete girerse kapıyı kilitliyor ve anlamıyoruz ne olduğunu ondan sonra. öykü öyle şekilleniyor. Şimdi burada da kafaya neyi takarsan aslında onunla ilgili araştırdığında bir derya çıkıyor ortaya. Klasik müzikler öyle. Yani Moody Blues'da Cem Karaca'yla, Ittri'yle ve Beethoven'la aynı kalitede duygulanabilen bir topluluk. Ama değişiyor işte. Yaşa göre değişiyor, kültüre göre değişiyor. Ama acaba yani orada da diyorsun ki mesela en önemli birleştirici şey bence müzik. Yani o bütün kuşakları çünkü dönüp bakıyorlar. 90 şimdi Z dedik, hep Z'yi konuştuk ya. 90'ların müziğindeki patlamanın nedeni ne? Şu anda herkes dönüp şey çalıyor. Gittiğinizde bütün Anadolu'da her yerde bir DJ'in 80'ler sonu 90'lar partileri. 90'lar partileri. Evet. Niye? Çünkü zaten şu anda 20'li yaşları aşmış olanlar için o nostalji olmuş senin 90'ların sonunda doğdu dediklerin için bile. Yani 10 yılın bile nostalji olduğu bir ortamda ben çok daha geriye götürüyorum ama hakikaten öykülerimiz çok ilginç. Yani bu ülkede Abdülmecit ve Abdülaziz'in de beste yaptığı yani marş bestelediğini düşünürseniz marş bestelemişler. Yani işte şeye bakıyorsun Mustafa Kemal. Üçüncü Selim var. Üçüncü Selim'in tabii ki çok önemli şeyleri. Entelektüel padişahlar var. Muhteşem. Ama bakıyorsun Mustafa Kemal Atatürk'ün 1915'te çok ilginç bir olayı var. İzlemeye geliyorlar. Daha yarbay yani çok önemli bir yere gelmemiş. Yarbay ve daha o büyük dehasını da göstermemiş. Bir öğlen yemeği sırasında aralarında işte Nazmi Ziya'nın falan da olduğu böyle entelektüel bir grup şeyi izliyor. Birdenbire yemek yenirken müzik çalarak, bando çalarak yemek yediren askerine Mustafa Kemal ve o sırada İngilizlerin ateş etme nedeniyle ilgili bir inanılmaz bağlantılar. Aynı adam o üstünde Yeniçeri kıyafetiyle bizim şeyde hatırladığımız Sofya'da askeri ateşi olarak hatırladığımız dönemde de gittiğinde bir opera seyredip nasıl üzüldüğünü çünkü yaklaşık 5 sene önce özgürlüğüne kavuşmuş bir Bulgaristan'ın beste yapıp yani şey çalabildiğini. İşte orada mesela şeyin bir öyküsü var. Carmen'in Bizet'inin bir öyküsü var. Çok ilginç. Bunların hepsi birbirine bağlı böyle. Bunları anlatıyorum. Çok eğlenceli. Akıl hastası. Klasik komik. Evet, onunla idare ediyorum. Şimdi bu işte öyle devam edeceğiz. Pasaparola'nın kurumsalları devam ediyor. Onlarla uğraşıyorum. Markalara yapıyorum. Güzel, mükemmel. Onlar o senin işte, zaten alameti farikan. Onlarla devam ediyoruz. Onun dışında da Z kuşağını anlamaya çalışıyoruz. Ona da sinirlensin canım. Şeylerini, tahlillerini falan yaptırıyor musun? Yaptırdım. Sağlam. Her şey sağlam. Bak çok, 1,5 saattir böyle, su içiyorum, hiçbir sorun yok. Ben de merakla şeyim vardı işte lökositin ondan sonra öbürüne söyle HDL, kolesterol baktırıyoruz. 60 olunca bunlara baktırıyoruz. Ama hakikaten nasıl hissediyorsun? Ben de 2 senem var 60 oluyor. Ne oldu? Ne fark var? Güzel konuş. Var. Güzel ama. Var. Bu da güzel. Bu da güzel. Bu da güzel diye böyle bir hafif hani Allah sabrını verir gibi bir şeyde. Motosiklet almadım. Saçı arkadan bağlatmadım. Evet, bravo. 40 yaş küçük sevgiliyle dolaşmıyorum. Ha. Bunlar da yani bunlar işte bozulmamanın işaretleri. Hala yani umut beslediğim ve hala sen beni aşırı iyimser buluyorsun ve haklısın aslında. Evet. Ama ben de kaybetmemeye çalışıyorum. Evet. O da diri tutuyor galiba abi. Hakkı devrim. Ya, örneğe bakar mısınız? Çok hayır şundan çok dolayı söylüyorum. Rahmetli. Çok arıyorum hani başımda bir büyüğüm vardı ya. Evet. Programlarda falan bir kere bana sohbet ediyoruz böyle. Ayaküstü dedi ki, sanıyor musun ki dedi, paniğe kapılıyorum. Ne konuda dedim abi dedim. Yani öleceğim ya ben dedi yakında dedi. Evet. Hani Allah korusun hani Allah gecinden versin. Var ya ne kadar standart laf varsa söyledim. Ölmeyeceğim mi dedi, öleceğim dedi. Sanıyor musun ki dedi, paniğe kapılıyorum. Evet değil dedi. Beyin bir şey yapıyor dedi. Sana onun şeyini veriyor hani. Hazırlıyor. Seni tranquilize ediyor yani. Ama az kaldığını hissediyorsun yani. Abi az kaldı yani bir yaş ortalaması var herhalde öleceğiz. Yani yolda da orada şey yazmıyor mu kilo mesela işte Ankara'ya şu kadar kilometre kaldı diyor ya yolda da. Yani anladın mı? Yani orada da diyorsun ki hani ortalama ne olur? Hani istatistik çıkarsan ne olur? Biliyor musunuz arkadaşlar? Ya da ben öyle hissediyorum. Japon kültürü benim için çok derinlikli, çok özel. Sen de çok seversin herhalde. Onların da şu Nisan ayında bir kutlamaları var. Çünkü kiraz çiçekleri açıyor. Ay duygusallaşmış ayol. Tuncer'cim bu konuklar giderken müziğimiz da 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 da. Ama bak ben buraya getirdim konuyu. Lütfen. Hocam gençlerle genç diye dalga geçmeliyiz. Yaşlılarımızla. Ya bak gençler başka, yaşlılarımız. Çıkışta onlarla biz etiler huzur evine gideceğiz. Yaşlı diye dalga geçmemiz lazım. Yoksa eğlence yok. Tabii. Aynen. Ha? Buna katılıyorum. Ben katılıyorum. Ama hakikaten... Ya abi evde de öyle olmaz mı? Samimiyet budur hocam. Hiç politikli korrekt değil. Evde yaşlı var, teyze var, bilmem ne var. Hepsi aklını kaçırmış falan böyle. Çocuklar bunlarla dalga geçmez mi hocam? Şeyde... İsmini vermeyeyim, bir abimiz sürekli saçma sapan şeyler yazıyor bizden büyük. Twitter'ın alemini de çok iyi biliyorsunuz. Sürekli altına Hu diye galiba çok sevdiğim bir çocukcağız şey yazıyor. Abi ne zaman helvanı yiyeceğiz? Hakkın rahmetine ne zaman kavuşursun? Tamam mı? Ama sürekli bir şey yazıyor adam. Tamam, bu altına hani öl deniyordu. Altına böyle yazıyor. Ha. Ne zaman arkandan ağlayacağız gibi. Ama o kadar çok varmış ki 80 gündür yazıyor bu Hu dediğim arkadaşım. Hala yazılabiliyor yani o beyefendiye. Ya senin İsmet Ay, Allah rahmet eylesin abimiz, Turgut Boralı'yla çok yakın arkadaştı. Bütün gecelere filan birlikte katılıyorlar filan. Öyle bir şey var. Başka programda da söyledim. Yani İsmet Ay, ben de İsmet Ay'la oturuyorum böyle. Ondan sonra benim de gençliğim falan. Turgut Boralı da sürekli genç kızları dansa kaldırıyor böyle. Çat 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 çat. Bunu İsmet Ay'a fenalıkken. Ay dedi, bu da dedi yani dedi ölecek dedi. Dans ederken öldü desinler diye böyle yapıyor dedi. Anladın? Biz nerede öleceğiz? Şimdi seninki de böyle. Gösteride, sahnede öldü. Abi. Bu kadar çok çalışılır mı? Bu kadar çok üretilir mi ya? Her sene kaç tane, 2 tane iş var her sene. Evet. Sahnede 2 tane olmaz iş. Yeniden başlıyor. Hı? Metin Bey'in enerjisi gerçekten... Ne diye söylüyorsun bunu? Aynı şeyle mi? Yani genç şeyle mi? Ya aslında bu enerjisi olmaması lazım ama var diye mi söylüyorsun? Yoksa bizde o enerji yok, onda var diye mi söylüyorsun? Bende o enerji yok ve kıskanıyorum. Bende de yok o enerji, aynen. Ondaki enerji. Ben çocukken de izlerdim, hala canım izliyorum. Yani muazzam bir enerji. Yani. Gerçekten öyle ama yani. Hı? Yani işte o belki de mesela 10 senedir televizyonda yokum ama hala eğer hatırlanıyorsan ya da bir şey için... Yani ilgi görüyorsan o da galiba o senin birazcık fazla şey yaptığımı söylediğin biraz meraktan galiba. Çok enteresan bir intikam meselesi de değil midir bu yani? Hani seni televizyondan yasaklayan ya da o yasağı dinleyen televizyonlar ölüyor ama sen mis gibi devam ediyorsun hayatına. Bak bu da nasıl böyle bir hani... İyi ile kötünün savaşında iyinin kazanması, Star Wars bir şey kardeşim ya. Yani. Biz aydınlık tarafta kaldık. Evet evet. Kesinlikle. Hocam hazır mıyız? Yok mu hocam bir şeyli falan? Bak bunu da bak başına bir şey gelirse çok fena olur. Lütfen eve giderken falan çok dikkat et. Okan bununla böyle kafa buldu. Öyle bir linç yerim ki bir daha hayatıma devam edemem. Son bir şey söyleyeceğim. Malumatı furuşluk kabul etmezsen söylemek istiyorum. Bu Mozart'ın cenaze marşını şeyin cenaze marşını. Kimin cenaze? Hadi söyle. Chopin. Chopin'in cenaze marşı. Değil. Chopin'in mi? Chopin'in cenaze marşı. Chopin'in mi? Nasıl bilmiyoruz? Nerede Google gençliği? Cenaze marşı kimin ya? Vallahi Chopin. Aa hiç aklıma gelmedi. Chopin'in cenaze marşını yasakladılar ya. Beyazıt kütüphanesine gidiyorum. Çabuk. Bu yasaklanan parçanın ilk çalındığı kişi kim biliyor musunuz? Türkiye'de Mehter Marşı'nı yazan İsmail Hakkı Bey. Neslin deden, ceddin baban, neslin dedeni yazan İsmail Hakkı Bey var ya şu habire yürüyorlar her tarafa. Evet. İşte onu yazan adam Türkiye'de bu cenaze marşıyla ilk kez naaşı kaldırılan kişi. Yapma ya. Evet, adam Mehter Marşı'nı yazmış, bunu kaldırmışlar. Evet, tarihin garip tecellisi. Bu akşam da benim için çaldım. Bakalım ben nereye gidiyorum. Senin için kim? Chopin mi? Doğru. Allah Allah. Hiç bakmamışım. Bak işte böyle bir şey var. Hiç bilmediğimiz şeyler var bizim de. Tabii. Hiç bilmiyoruz mesela. Çocuklar biliyorlar. Ya gitmeyecek misiniz siz? Başka konuklar var abi.